Dedim lan ne oldu görmedi mi? Görmezse sayfayı yenileceğiz. Dur. Ses geliyor mu arkadaşlar? Başladık başladık. Ses geliyor mu arkadaşlar? <laughs> Sesimiz geliyor mu? Merhaba. Sesimiz geliyorsa ses verin arkadaşlar. Geliyor geliyor ben izliyorum yandan yayını. Ha iyi. Ses sesi. Merhabalar, merhabalar. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Güzel güzel, ses güzel. Hep dengeli geldi seslerimiz bize. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya ben bu e, yar bana bir eğlence mi yayınlarımıza? Bir jingle yapmak istiyorum ve her ortak yayınımızda girişte söylemek istiyorum uzun uzun. Şey yaptıralım Bir jingle söylesen bir kere bir izleyicimiz de o kesiti bize güzel editlesin, jingle yapsın. Yayına şey girerken onu verelim. Ben canlı canlı söylemek istiyorum. Abla. Ya. <laughs> bir dakika dokuz numaralı bakışımla bakacağım bir dakika. <laughs> Çok hoş kısır kısır da bok gibi olmuş bak Evet kısır da <laughs> bok gibi olmuş bakışımla bakıyorum bir dakika. <laughs> Bence çok iyi fikir ya. Akdeniz'e söyleyelim. Akdeniz Erbaş'a yapsın bize bir beste. Her yayının girişinde ben böyle bağıra çağıra söyleyeyim. Nane de orada maruz kalsın. <laughs> şöyle değil mi? <laughs> o yüzden öyle. Ah, nasılsınız arkadaşlar? İyi akşamlar, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes dehşete düştü. Aman Allah, Ceren böyle bir şey yapar mı gerçekten diye. Evet, evet. <laughs> Kendilerini kaybettiler. Şu an chatte çılgın bir kadabalık. Tef mutlaka diyor abi. Hı. Tef olur. Ben kendime bendir almak istiyorum ya Ceren abla. Bendi. Ondan Benzilsiz. sonra Rabazan özel Vallahi programı bunu yaparız de değil de. mi? Senin istiyorum. Sevdim. Evet tabii. Evet, Allah, Allah dedi <laughs> de var ha. Rabazan özel. <laughs> Bir gece Muhammed'e <laughs> giriyor ya böyle. Aslında. Ay yarın değil. E Bir gün kandil bu arada benim olsun. Şimdiden kandil var. Ne Aa. kandili? Berat kandili. Berat, Berat kandili. kandili. Evet. Yani Türk İslam geleneğinin kandil şeyleri oluşturması benim çok hoşuma gidiyor. Ben de çok seviyorum. Doymamışlar bayrama. Bir şeyleri daha kutlamaya almaya. Bir şeyleri daha kutlamak istemişler. Çünkü şey olayı var ya şimdi bu da kültür yayında bir parça sonuçta. Şöyle evet. söyleyeyim. E ee, insanlar toplanmak istiyorlar. Evet, beraber hem eğlenmek, beraber hem etmek, sosyalleşmek, beraber hem etmek. bir şeyler yapmak istiyorlar. Beraber ibadet etmek istiyorlar. mesela i̇şte teravihin camilere taşınması da bunun bir ürünü. Peygamber Aa, zamanında teravih öyle. camide kılınmıyor. müferit kılınıyor genellikle. Büyük teravih evet. organizasyonlarına dönüşmesi yine aynı şekilde bunun ürünü. İnsanlar bir şeyleri beraber yapmak istiyorlar. <laughs> evet, o yüzden. Evet. O yüzden cem diye bir şey var mesela. Evet, Toplanıp cem evet. etmek, etmek istiyorlar. Sosyalleşmeyi sever. Bir arada olmayı, topluca bir şeyler yapmayı sever. sever. Açıkçası sosyallik açısından ben çok hoş buluyorum bu kandilleri. Ben, ben de. Üretilmiş olmasını yani. Bize özgü bu tarz pratikleri ben de çok beğeniyorum, seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bak bakıldığı zaman hani dini gün önemli dini bir gün ama şeyde yani uzun bir süre Arap toplumunda bunlar bu şekilde kutlanmıyor yani baya baya hatta Osmanlı'nın bu klasik döneminde çok büyük kutlamaları dönüşüyor. İlk dönem şiirlerinde yok klasik dönem şiirlerinde bu günlere özel şiirler türüyor. Evet doğru diyorsun. Şey miraciyeler var zaten mevlüt türünün bir ürünü. Regaibiye diyorsun bir regaib kandiline özel şiir yani üretip üretip duruyorlar. Evet doğru diyorsun. Her zamanki gibi edebiyat üzerinden sosyal tarihimizi okudunuz hocam. estağfurullah Böyle öyle. Bugün de tarih üzerinden, tarih metni üzerinden aşırı aşırı sosyal bir meseleyi konuşacağız evet. inşallah. Bakalım ne olacak. Çok sağ ol. Savaş abi hoş geldin. Latif Gökhan Karapolat Kardeşim hoş geldin. Çardılıklar topladı öyle arkadaşlar. İyi maşallah. Hoş geldiniz Bugün arkadaşlar. Bugün tarihçilere, dönemi dönemini tarihçilerle yargı dağıtan bir metin okuyacağız arkadaşlar. Ta 1800-1900 küsur sene evvelinden bir metin okuyacağız. Tam olarak milattan sonra ikinci yüzyılda yaşamıştı değil mi? Evet, şey eee Tanıtıma başlayacak mısın? Ben soru mu sorayım? Bir tanıtıma başlayayım ben inceden. Hangi kitabı okuyacağız diye, kimde bahsedeceğiz diye. Samsatlı Lucianus ismini belki duymuşsunuzdur. Topraklarımızdaki ilk, hatta dünya literatüründeki ilk bilim kurgu hikayesini yazarı sayılıyor kendisi. Samsatlı Lucianus. İşte bu Ay insanlarla Savaşı'nı anlatan bir antik Yunan döneminden bir e, yazar var ya. Kendisi aslında bir e, düşünür ve e, hicivci, hiciv yazarı yani bir e, bayağı eleştiri yazıları var. E, çok sivri bir dili ve kalemi var kendisinin. Sapsatlı Lucanus'un. E, hey, 125 100, milattan sonra 125-192 yıllar arasında yaşıyor. Yıllar belki değişiklik gösterebilir ama benim bildiğim böyleydi hatırladım. Yani ikinci yüzyıla tekabül ediyor. İkinci yüzyıla. Evet. Eser, eser de e, onun Tanrıları konuşmaları adıyla meşhur bir baskısı da var ama ben e, Kültür zavarı zamanında bastığı Nurullah Atat çevirisi olan Seçme Yazılar 1-2-3 adlı baskıdan bazı eserleri de edindim. Burada da bu eserler arasında bir tanesi de e, Tarih Nasıl Yazılmalı başlıklı eseri Lucanus'un. Yani Lucanus Tanrıları, mitoloji, hikayeleri ve bunların üsluplarını ele aldığı kadar dönemini tarih aktarıcılarını da çok güzel eleştiriyor ve 2000 hani 1800 küsür yıl önce yazılmış bir eser ama öyle güzel eleştirileri var ki adam sanki bugünü görmüş de yazmış gibi hissediyor insan okurken. Bugün biz Samsatlı Lucarus'un bu e, tarih nasıl yazılmalı eserde okuyacağız ve üzerinde konuşacağız. Eskide tarih ve tarihçilik yargılaması eleştirisi Lucarus. Bu arada Samsat Bugün Adıyaman il, e, ilimizin bir ilçesi arkadaşlar. Ben biraz baktım. Çiğ köfteci de var ya Samsat'a, yani. Samsatos diye bir çiğ köfteci de var galiba öyle bir at, o isimde. E, Adıyaman Kaymakamlığı resmi web sitesinde Samsat'la Samsat Lukianos'a Luqu yer vermiş. Yani ha. kendisini evet evet hatırlamışlar ve web sitelerinde bütün hayat hikayesini yayınlamışlar. Bu çok hoş bir Çok hoşuma güzel. Şey. Gerçekten çok hoş bir şey. Evet çok hoş bir şey. Yani oranın yerli ve milli diyebileceğimiz bir değerine sahip çıkmışlar. Kendisinden bahsetmişler. Benim çok hoşuma gitti. Ve Samsatlı Lukianus bir Süryani. Bizim topraklarımızdaki çok eski halklardan bir tanesi Süryaniler arkadaşlar. İnanılmaz bir edebi ve bilimsel geleneğe sahip. ...çok köklü bir medeniyettir Süryaniler... ...ve muazzam aktarıcılardır Süryaniler... Evet. ...Asur, Babil, Sümer... ...geleneklerini bir şekilde... Evet. ...günümüze aktarılmasını sağlayan... ...millettir Süryaniler yani... Ya ...çok erken tarihlerde... ...yazılı kültüre sahip olan... ...dolayısıyla işte... ...Nane'nin dediği gibi bütün o... ...Babil'in, Asur'un ve daha nice medeniyetlerin... efsanesini, mitlerini... ...tarihlerini yazarak... ...sonraki nesillere bırakmayı başarmış bir medeniyettir... E, tarih bilimi kendilerine çok şey borçludur bu manada yani gerçekten evet Samsatlı Lükyanus Adıyaman Belediyesi'nin hemşehrilerimiz köşesindeymiş evet çok hoş değil mi? <laughs> çok güzel bir şey yer vermeleri eser bir tarihçi bakış açısıyla bir hecav yani hicirci bakış açısıyla mı ele alıyor mesela burada Ver, e, önemli olan o. E, çünkü bir kritik mi var işin içinde yoksa hicim mi var kritik sağlıklı. var ama kesinlikle tarihi tarihçiliğe uzak biri gibi değil bizzat tarih bir tarihçi olarak çünkü şey tarihçi böyle yapılıdır deyip böyle e, retoriği de sağlam mitolojiden bir örnek de bulup bir hikayelerden o bilirler eski hikayelerde bir örnek de bulup işte tarihçi de bu işte böyle böyle yapıldır diye bildiği ördekler veriyor ve e, yer yer bugün bizim sudo historiyallar var ya sahte tarihçiler, sözde tarihçiler. Onların evet. bilmediği, uygulamadığı metodoloji problemleri de adam 1800 yıl önceden fark edip de uyarmış yani. Abi o pseudo gözüne soksan metodolojiyi yine uygulamazlar evet, ki evet, onların da evet, problemi aynen, 1800 o yıllık değil. O, <laughs> evet. Homo, homo sapiens, olalı onlar aynı dertten muzdaripler. Şimdi. çok doğru dediniz hocam. Aa Merve Özbilgin Adıyaman'da tabii. Adıyaman'a da selamlar. Özellikle Samsat'tan izleyenler olursa onları da selamlar. Hemşehrinizden bahsedeceğiz. Evet bugün e, güzel Samsat'ımızın güzel insanı Lükyanus'u anacağız. Teşekkürler. Metin uzun bayağı değil mi? Şu an okuyacağımız. Metin 300 baş... sayfa 387'de başlıyor. 407'ye kadar. Oo, Ama zaten eleştiri dolu. Eleştiri dolu. En azından şey yapalım. Ben Tarih mı? nasıl yazılmalı? Ben Sen mı? başla abi. madde madde zaten. Maddeleri sırayla okuruz yani. Bir okursun, bir okurum. Tamam. Bir Ceren abla okur. O şekilde yaparız. Tarih nasıl yazılmalı? Derler ki iki gözüm Filon'un Büyük İskender ölüp de sağ kolu Lissimakos'un Trake, yani Trak ya Trakya halkına daha yeni getirildiği sırada o ülkenin e, ee, Abdera kentinde birden bire salgın baş göstermiş. Yurttaşların hepsini de saran ateş bir gün içinde yükseli vermiş, hayli de sürekli olmuş. 7. güne doğru hastaların kimini burnundan kan boşanmış, kimi sırılsıktan terlemiş, sıtmaları kesilmiş. Ama o ateş zihirlerine vurmuş olacak ki ondan sonra hepsi de trajedi oynamaya, bağıra bağıra şiir okumaya başlamışlar. En çok Öripides'in da saplanmışlar. O trajedyada Perseus ağzından olan uzun parçayı yani tiratı biri bırakır biri söylermiş. Kentin sokakları böyle bir hafta içinde yetişen trajedyacılarla dolmuş. Hepsi de bedbeniz uçuk bir et bir kemik kalmış. Eros ey tanrıları da kişileri de kıvrandıran Eros diye başlar böğürür dururlarmış. Bu delilikleri kışa kadar sürmüş. Havalar iyice soğumuş da onlar da kurtulmuşlar. Yanılmıyorsa bu hastalık trajedyacı Arkelos'u yüzünden çıkmış. O çağın ünlü oyunculardan olan Arkelos, Adromeda'yı Abdera'da bir yaz günü ortalık yararken oynamış. Seyirciler de tiyatrodan çıkarken güneşten beyinleri kaynamış yatağa düşmüşler. İyileştikten sonra da trajediye merak salmaları Adromeda'yı bir türlü unutamadıklarındanmış. Perseus elinde Bediso'nun başı ile gece gündüz düşlerinde uçup duruyormuş. İkinci maddeye geçebiliriz. İkiyi de ben okuyayım o zaman. Tamam. Bir, at bir atasözü benzetmede yanılma olmaz der. Ben de günümüz yazarlarının çoğunun merakını Abderalıların çektiği o hastalığa benzetiyorum. Yazarlarımızın tragediye oynamaya kalktıkları yok. Öyle olsa başkalarının söyledikleri güzel dizeleri okuyorlar der, der de dediklerini hoş görürdük. Öyle değil bizimki, öyle değil bizimkilerinki. Başka bir çeşidi. Ortalık karışıp yabanlara savaş açtığımızdan Ermenistan'da bir yol yenilip sonra üst üste ut e, utkular kazandığımızdan beri tarih yazmayan mi kaldı? Baksana yazarlarımızın hepsi de birer Tukidides, birer Herodot, birer e, Xenophon, Xenophon. kesildiler. Savaş her kötülüğün anasıdır derlerdi. Doğruymuş. Başımıza birdenbire bu kadar tarihçi çıkıverdi. Ya... Yeah. Buraya kadar okuduğunuz kısmı bir de yorumlar mısınız ya? Çünkü yorumla yorumla gidersek daha açıklayıcı olacak. Ee, hmm. Yani gerçekten aslında şey söylüyor. Bir çıkış verirken insanların tra trajedilerken bu ikinci kısımdan bahsediyorum. Savaşlarla aslında insanların daha doğrusu insanların milli değerlerin üzerinden daha iyi manipüle edilebileceğini tarihçilerin ya da tarihçi geçilenlerin bildiğini ve bunun kırılma noktası olan savaşlardan sonra bunun çok rahat bir şekilde ilerlediğini söylüyor. Tarih yazıcılarının ortaya çıktığını birden mantar gibi türediklerinden bahsediyor. Mesela buradan giriş yapması benim hoşuma gitti. İnsanların toplumun psikolojik kırılma noktalarından sonra insanları daha rahat manipüle edebileceğini de, de insanlar buna çıkıyor ortaya. Bir hastalık gibi kapıldığını görüyorsun yani bir şey işte pseodohistorya evet, evet. diyoruz sahte tarihçiler bir anda kapılı vermişler bu havaya ve herkes tarih anlatmaya, tarihçi olmaya soyulmuş ee, şey dediğine göre. E, Çünkü neden? O zaman bile göre. hem bu işte para var para var hem de itibar var övgü alıyorsun ve para kazanıyorsun. Zaten Yaltırık e, Yaltırık Yaltırı hocanın bize gönderdiği bölümü şöyle bir okuduğunuz zaman bir bütün olarak bu e, yazar Lukianus işte Nane'nin de söylediği gibi e, savaşlar sonrasında özellikle pıtrak gibi kendisine tarihçi deyiveren veren bir sürü insanın ortaya çıktığını, bunların temelde hep birilerine yalta, yaltaklanmak için onlardan maddi bir şeyler elde etmek için tarihçilik adı altında bir takım metinler yazdığını söylüyor ve bunu eleştiriyor. Ee, başka başka eleştirileri de var ama bir bütün olarak aslında bu insanlar tarihçi marihçi değiller. Tarihçi dediğin olanı olduğu gibi yazan kişidir. Bunlar ancak birilerine metiye düzmek için para alan şarlatanlar demeye getiriyor. Bütün metin boyunca bunu göreceğiz yani. Evet üçüncü maddeyi ben mi okuyayım? Uh -huh. Evet. Ya böyle madde madde okuyacak mıyız hep? Ben çünkü notlar almıştım ya. O zaman madde madde mı ilerleyeceğiz. Çünkü 22 sayfa senin bize gönderdiğin özet bile yani. Ee, dikkatini çeken kısımlar üzerinden de gidebiliriz. Şimdi üçüncü şeye bakıyorum. Ee, bir de şu var arkadaşlar. Nurullah Ataç çevirisinden okuyoruz biz. Ha. Nurullah Ataç Bey rahmetli. ...sıklıkla çok eski Türkçe ve aynı zamanda tedavülden kalkmış pek çok kelime kullanmış çevirisinde. Dolayısıyla yani e, bu metni okumak biraz ve anlamak aslında biraz zorlaşıyor. Bizim size belki sık sık açıklama yapmamız gerekecek. Gerçi metin içerisinde de bazı kelimelerin yanında parantez içerisinde bugünkü kullanımları verilmiş. Ama biraz zorlaşıyor. Şimdi ben 6. maddeye geçebilir miyim? Tabii tabii. Atlayarak okuyabiliriz yani. Atlayarak okuyabiliriz değil mi? Evet, Mesela aldık diye bir kelime kullanıyor. Aldık. Evet. Hayatımda duymadım. Eski Türkçe bir kelimeymiş ve kusur anlamına geliyormuş. Tabi ee, tabii metnin orijinali ne, nedir, nasıl bir şeydir bilemiyorum ama Daha bana bu eski çeşitli, şey bu eski Türkçe kelime seçimleri yanlış bile geldi yani. Kurtları, bu Türkçe bir müdahalesi vardı ya biraz Durul Ateş'in betirleri de öyle bir Türkçe vardır. Yaz bunu şey zaten kitabı kapağında şey yazıyor. Çevire Durul Ateş gürbüz diliyle yaklaştıran Mustafa Şerif Onaran diyor. Yani bu çeviri bir de çeviri hmm. gürbüz Türkçesiyle yaklaştırmışlar yani. <laughs> ya o dönemde yayından önce konuştuk. Yani. O dönemde şey var. ne derler? Türkçeyi yenileştirme, İstanbul Türkçesine getirme aşaması var. Onun Yanında bir de e, takıntılı insanlar, yazarlar var. Bunu şey olarak algılıyorlar. Öz Türkçeye geri dönmeliyiz olarak algılıyorlar. Kendi kendine kelime uydurmaya başlıyorlar. Ya da işte günlük dilimizde artık hiç yer almayan, unutulmuş, gitmiş, kimsenin ne anlama geldiğini bilmediği çok eski kelimeleri bulup çıkartmışlar. Yani bunu da dile kazandırmak çok zor bir şey. Yani ne bileyim kaç yüz sene önce unutulmuş bir kelimeyi tekrar dile kazandırabilmek çok zor bir şey yani. Neyse 6. maddeden ben devam edeyim. Diyor ki öğütçünün işi iki türlüdür. Bir yandan aranacak erdemleri, bir yandan kaçınılacak aldıkları gösterir. Aldık kusur. Önce tarih yorumunun... Ya bu Tar çok net okunmuyor ya. Önce tarih yazarı kaçınması. Bu, bu çok net okunmuyor. Başka bir maddeye geçesim var benim yaltırıkçım ya. Olur. Görmekte zorlanıyorum. Ha yediye geçeyim. Tarihe özgü aldıkları yani kusurları gözlemlemeye kalkarsanız görürsünüz ki hepsi de benim tarihçilerin betiklerini okumalarını dinlerken gözüme çarpan aldıklara benzer. Ya of Allah'ım şuna bak diyor ki yani betik dediği de metin. metin bazen kitap anlamında kullanılan şey ama en metin. genel anlamıyla metin yani betik dediği. Tarihçilerin metinlerini okumalarını dinlerken diyor. Gözüme çarpan bazı kusurlar var diyor. Demek ki tarihçiler kendi metinlerini okuyorlar. Yüksek sesle okuyorlar bir yerlerde. Bütün tarihçileri dinlerseniz bunu daha iyi görürsünüz. Şimdilik bizim bugüne dek yayımlanmış o kusurlu metinlerin birkaçını örnek diye almamız yersiz olmaz diyor. Tarihçilerin yanlış davranmaları o noktada nereye varıyor onu inceleyelim. Çoğu olayı anlatmayı bir yana bırakır yani pek çok tarihçi herhangi bir olayı anlatmayı bir tarafa bırakır yani asıl işi anlatmak onu yapmaz. Önderleri komutanları övmeye girişirler. Kendi uluslarınınkini göklere çıkarır. Başkalarının komutanlarını, önderlerini aşırı kötüler, yerin dibine batırırlar. Oysa ki tarihle övgü arasında yalnız küçücük bir çit yoktur. Koskoca bir duvar dikilmiştir. Ben burayı çok sevdim. Tarihle yani tarih yazmak, tarihçilik yapmakla övgü metni yazmak arasında ince bir çizgi yoktur. Kap kalın bir çizgi vardır. Bunlar bambaşka şeylerdir demek istiyor. O yüzden küçücük bir çit yoktur. Koskoca bir duvar dikilmiştir. İkisinin arasında musikicilerin diliyle konuşalım. İki sekizlik vardır. Yani işte mesafe vardır. Övgücü ancak övmeyi, övdüğü kimseyi eğlendirmeyi, hoşnut etmeyi düşünür. Amacına ulaşmak için yalana başvurduğu da olur. Ama hekim oğullarının dediğine göre nasıl soluk borusu bir damla suyu dahi almak istemezse, Tarih de en küçük yalanı dahi götürmez. Yani insanın soluk borusuna bir damla su kaçsa hemen öksürtür iyi bir şey değildir ya. Tarih de diyor bu şekilde en küçük yalanı bile içinde barındırmamalıdır. Yani e, şimdi biz modern tarih biliminin modern anlamda e, tarihin kurucusunu 19. yüzyılda buluruz. Olanı olduğu gibi yazmak diye bir akım ortaya çıkmış diyebiliriz. Hani tarihi övgülerden, metiyelerden kurtaralım, olanı olduğu gibi yazalım o da rankedir yani. Onun kurduğu cümleyi adam ondan yüzlerce sene önce kurmuş zaten. Yani Almanya'da ortaya çıkan e, Alman ekolü bir tarihçilik diyebileceğim ve hani tarih biliminin de bayağı bir uzun süre etkilemiş bir ekol. Adam diyor ki yani tarihçinin işi olanı olduğu gibi yazmaktır. Yazmak, övgü düzmek bambaşka bir şeydir ve o tarihçilik değildir. Kısaca bunu söylüyor. Evet. Sizde beyler? Ben alayım o zaman. Oldukları. O kadar güzel anlattın ki benim söyleyecek sözüm kalmadı. Işte. Yok devam edersiniz diye dedim. Ben devam edeyim. 9'a berat ben. edeyim. Evet. berat edeyim. Bir tarih metninde övgünün hiç yeri yoktur. Yeri yoktur demiyorum. Ama sırası düşünce övmeli. Gelecek yüzyıllar okurladık. Eee betire gitmeyecek bir dille övmeli. Yani hoşuna gitmeyecek bir dille şey e, ona çirkin gelmeyecek çirkin şekilde. Gelmeyecek. Hı, hı. Başkasını rahatsız etmeyecek şekilde. Kısacası bu işte. Aşağıda da anlatacağımız gibi hep gelecek düşüncesiyle çalışmalıdır. Hep gelecek düşüncesiyle çalışmalıdır. Tarihi biri hoşa gidip, tarihi biri hoşa gidip eğlendirir, öteki öğretir, yararlıdır diye ikiye ayır övgüyü, okurları çeksin. Sarsı düşüncesiyle tarihe sokanlara gelince, yani popüler tarih ilişkisi yapıyor burada biraz. Doğrudan ne derli uzaklaştıklarını görüyorsun. Bir yol tarihi öyle ikiye bak yanlıştır. Çünkü tarih yalnızca bir tek şeye çalışır, bir tek şeye gözetir ki o da... Iı, asıdır. Ası ise ancak doğrudan çıkar. Gene bu şeyi Nurullah için kullandığı kelimelerden birisi. Sonra hoşa gitme, eğlendirme asıya yani, o amaca kendiliğinden katılırsa iyi bir şeydir. Güreşçinin gücüne, gürbüzlüğüne güzelliği katılması gibi. Ama güzelliği eksik olmakla güreşçinin değeri mi azalır? İşte Isidotos Dikostratos çok çirkinmiş. Gene de güreşte olsun, yumruk dövüşünde olsun. Karşısında kim çıkarsa yenermiş. Çirkinmiş bir şey Herakles soyunda saymayacak mıyız? Oğlada olduğu söylenen Biletoslu Önürdeş'i yani Önürdeş döşek, nedir ya? ya döşek <laughs> yoldaşı diye isim geliyor ama o değildir herhalde başka. <laughs> yani arkadaşı ya da yoldaşı ya da ayaktaşı diyelim sanırım. Güzel Alkayus'u onlar üstü mü tutacağız? Tarih bitiyor. Tarih bitti. Ası sağlaması da başka bir de hoşa gider. Eğlendirirse çok kimseleri çekip kendini sevdirir. Ama kendine özgü biricik amaca ulaşıyor. Doğruyu yayabiliyorsa güzelliği tasa etmesi de olur. Yani burada insanlara hitap etmek için burada tarihi eğip bükmeye, biçmeye gerek yoktur. Olduğu gibi zaten bu anlatılmalıdır. İnsanlar da zaten bu çekerse çeker diyor. Özetle burada şey. E, ee, Lukaros. Ömürdeş bence buradaki kelime ya. Öbürdeş mi? Önürdeş ne yani? Ee, evet. Epeyce imla hatası da var metinde. Belki bu da onlardan biridir. Oturtamıyorum kelimeyi hiçbir yere. O yüzden toparlayamadım. <laughs> Neyse. Şeyden bahsetmesi bence çok bu noktada Tarih yazıcılığının aslında diyoruz ya olanı olduğu gibi yazmak bile bazen şey yapabilir. İnsanları rahatsız edebilir. Dikkatli bakıldığı zaman. Ya kimseyi memnun edecek bir şey değil Ama ki. Ama hani kimseyi memnun edemezsin. Bu nedenle olabildiğince ee, objektif yazman gerekir ya. Sen işi savaş sonrası çıkan işte mantar mantar tarihçilerden alıp buraya getirebiliyorsun. Gerçekten dönemin çok çok ötesinde bir zihin yapısı olması bana şu an hayret ettiriyor. Yani hı hı. şeyi nasıl buraya getirmiş? İnsanlara çirkin gelmeyecek. Geleceği düşünmen gerekiyor. Hı hı. Geleceği düşünmelisin diyor yazarken. Yani Bayağı bir... bilim bilim olarak görüyor tarihi. Evet. Ya. Bayağı es bilim olarak görüyor. Ki zaten şu da var yani bunu ee, geleceği düşünerek yazma fikrinin olduğu dönemde bile insanların çoğu, tarihçilerin çoğu geleceği düşünerek yapamadılar işlerini. Edebiyatçıların, edebiyat tarihçilerinin, e, savaş tarihçilerinin ne dersen de tarihin hangi alanına bakarsan bak geleceği düşünerek adamlar, insanlar bunları yapıp toparlayıp da bugüne eser bırakabilen tarihçi yok. Parmakla sayarız. Yani ama bu fikrin bu kadar eski olması ve bunun hala yapılamıyor olması bana çok şey geliyor yani nasıl olabiliyor bu hani Ya tarihi? yapan yapıyor, yapan yapıyor. Yani doğru düzgün tarihçiliğini yapan yapıyor. Ama işte çok yaygın değil maalesef. Yani norm değil. Şu anda herkes kafasına göre istediği şeyi tarih diye yazıyor. Valla rakip de bekliyor, Ölürdeş. Rakip diye geçiyor bu Suavi Hocam yazdı. Suavi Hocam sağ olasın vallahi. Ama işte diyor ya bu şey bu 30-40 müdahalesi zaman. Bu şey, bu şey ya, müdahalesi... ya büyük ihtimal arka taş arka taştan geliyor diyen adamla aynı kişi üretmiş bu kelimeyi. <laughs> Olabilir. Hani bu son zamanlarda bunun paylaşımı yapılmamıştı sıra bendeymiş demek ki. <laughs> Evet, 10.yu Nane sen mi okursun? Onu ben okuyayım. Hadi. Şunu da söyleyeyim, söylemek iyi olur. Bir tarih metninde masallar gibi büsbütün uydurma anlatılar, doğru olsun, yanlış olsun, dinleyenleri tiksindirecek övgüler bulunması hiç de hoşa gidecek bir şey değildir. Ecdat be demek. <laughs> diyor ki, e, nasıl da benim ecdadım en güzel ecdattır demek hiç de iyi bir şey değildir diyor dinleyenler deyince ayak takımını baya kimseleri söylemiyorum benim düşündüğüm kişiler birer yargıç gibi yargıçtan da öte birer savcı gibi dinleyen bir sözü kaçırmayan kişilerdir argos gibi sanki her yanlarında birer göz vardır da karşılarındakinin ta içine okurlar her sözü sarraflar gibi tartar, akçenin ancak tam ayarlısını seçip eksiğini, kalpını sürenin önünde atıverirler. verirler. ihtimal kalpını derken buradaki kalpazdan kökünden getirdiği bir kelime var ama yine hani kalıbını sürenin, basalım. Kalp, şey şey, sahte da mı? Kalp sahte alabı dolmasın. Yani sahtesini ona verenin önüne atı verirlerdi. Yani bu kişiler diyor, sinhen, hani şurada şey diyor, sen diyor her ne kadar yalarsan ya, süslersen süsle... Kalpakçe diye geçiyor bizde hani, bozuk ya yani da evet, şey, evet. De diyorlar. Zaten öyle diyor, hani ayarlısını seçip, yani diyor doğrusunu seçip yanlışını geri verir diyor. Ne kadar süslersen süsle, ne kadar şaşalı, ne kadar e, övgü dolu bir anlatım yaparsan yap diyor onu okuyan kişi eğer doğru bilgiye ulaşmak isteyen kişi ise buradaki yargıç ya da savcı sözcü kelimesinin burada seçiminin bu olduğunu düşünüyorum. Bu kavramların buraya girme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Doğruya ulaşma gayesi doğru net bilgiye yani sonuca ulaşma gayesinde olan kişi bu metni senin yazdığın bu metni okuduğu zaman zaten doğrusunu alacak senin o düzlüğün süslü kelimelere yanlışların hiçbirine itimat etmeyecek karşı yüzüne atacak bu paraları diyor. Nerede kaldık? Tarih yazan kimse işte hep öylelerine göz hep öyleleri göz önünde bulundurmalı. Ötekilerini ise ölesiye alkışlamaya kalksalar gene umur etmemelidir. Ama sen gerçekten dinleyiciliğin yargısını hafifseyip de tarihi masallarla, övgülerle, öylesine aşırı yaltaklatmalarla tatlandırmak istersen çok geçmez. Herakles'in Nidra'daki durumuna düşersin. Herakles'in Onfale'ye nasıl köleli, hmm. Onfale nasıl kölelik ettiğini resimlerde görmüşsündür elbet. Şaşıracak şey bir halde. Herkül'ün 12 görevinden biri de e, evet. Kral ee, Onfale'nin ahırlarını temizlemeye böyle kadın yaşlı kadın kılığına evet. girip temizlik yapar. Ahırları şey te, şey yapar. Onu köleliği yapar. Görevleri de ahırları temizlemek değil. Yaşlı kadın kılığına girip o onfalenin emrinde hareket edip onun her işini hizmetini görmektir. Her türlü görev 12 görevden birisi. Ondan geçiyor. hmm. Onu kastediyor. <laughs> Onfale Herakles kendisiymiş gibi yiğit aslan postuna bürünmüş, eline topuzu almış öyle duruyor. Herakles ise safran rengi bir gömlek üzerine al bir fistan giyinmiş, bir yandan gün eğriyor, bir yandan da Onfale'nin terliğiyle dayak yiyor. Bir tanrının öyle kendisine yakışmaz, yapısına uymaz giysiler kuşanıp da erkekliğini ayaklar altına alması utanılacak bir şeydir doğrusu. E tabi 1800 e önceki metin yani. Bazı hassasiyetler yani, Abi 100 sene önceki metini de okuduk geçen seferinde yani. O kadar <laughs> Söyleyelim de. İhale bizi bir o kadar bakmayın. Ama eski metin. Aa, onu da anlayan evet. anlamıştır artık yani. eski metinde böyle arkadaşlar kusura bakmayın yani adamlara gidip de sen nasıl antik günahlısın hani medeniyet hani şey diyemiyorsun yani o zaman medeniyet öyle bir şey geçeyim mi 11'e Ge geçelim abi 11'e de metinlerinde böyle yakışıksızlıklar bulununca belki kalabalık seni alkışlar olabilir şimdi tam cümleyi okuyacağım sonra tekrar Türkçe'ye çevireceğim ama o senin yemin azlık yok mu? Ya Allah aşkına bu nedir ya? Bu nasıl bir cümle? Bunu kim nasıl anlasın? O senin yemin azlık yok mu? Yani diyor ki hafif aldığın azlık. Tarih diye yazdığın metinde onu bunu övebilirsin ve bu sebeple birileri seni alkışlayabilir. Böyle bir metin yazarsan belki kalabalık seni alkışlar olabilir. Yani tribünlere oynarsın, tribünler de karşılığını sana aferinleriyle, alkışlarıyla verirler. Ama senin göz ardı ettiğin, umursamadığın bir de azınlık var. Alkışlayan kalabalık ya. İşte o azınlık kişiler birbirine uymaz, birbirini tutmaz, o karma karışık şeylerin bir araya getirilmiş olduğunu görünce gülmekten kendilerini alamazlar. Yani bir grup akıllı da vardır bu dünyada. Kalabalık seni alkışlarken bir de az, azlık da olsa akıllı insan vardır. Bunlar sana gülerler diyor. O senin oradan buradan derme çapma bir yere getirip metin diye, tarih diye önümüze sürdüğün şeye bir nesneyi güzel gösteren o nes nesneye özgü olandır. Sen bir nesneye ait olanı kalkıp başka bir nesneye götürürsen Böyle aykırı kullanış yüzünden biçimsizleşi verir Yani saçmalıyorsun diyor. Belge bu, diye. metodoloji diye, oradan, Metodolojiyi çok güzel açıklamamış mı burada Ceren? Değil evet mi? evet kesinlikle öyle. Övgüler övülen kimseye bir ona hoş gelir elbette. Yani övülen kişiye övülmek tabii ki hoş gelir. Ötekiler içinse bir yığın çekilmez söz değil midir? Yani birisini sürekli övüyorsun. tarihte diye yazdığın kitapta sürekli övgü var. Övülen kişi bunların hoşnut olur. E diğer insanlar bunu dinlemek zorunda mıyım diye böyle bir kalmazlar mı diyor yani. Hele çoğunun yaptığı gibi pek şişirilecek olursa. Övdükleri kimselerin iyilik dilerliğini kazanmaya çalışıyorlar. Burada patronaj demek istemiş aslında yani. Övdükleri kimselerin kendilerinin hamisi olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani maddi menfaat peşindeler. Övmeyi o kerteğe vardırıyorlar ki yaltaklandırdıklarını görmeyen göz kalmıyor. Yani artık övgüyü o kadar büyük bir dereceye vardırıyorlar ki bunu gören herkes anlıyor yaltaklandıklarını. Övmenin de bir yolu yordamı vardır. Dal kavukluğu gizleyebilmek gerektir. Bunu bilmediklerinden bir övmeye kalktılar mı? Bir takım inanılmayacak sözleri üst üste yığıyorlar. İnanılmazları gidermeyi de beceremiyorlar. Yani öyle bir abartıyorlar artık. Daş da yerinden kaldırıyorlar yine. Hani. <laughs> Aynen. Çok güzel ifade etmiş ve böyle benim bugün gözümün önünde bir takım tipler geliyor. Bu adamın metnini okurken tabi. Yani. Tabii son zamanda hele, son zamanda hele bazı e, kanat önderliği boşluklarını doldurmak için yarışanları <laughs> gördükçe, yarışanları gördükçe e, insan diyor ki ya vay canına ya diyor hani böyle bu, şeye kadar bak şey bu maddede şuraya kadar dedim ki yani patronaj noktasında şey var benim için. Yani sonuçta sosyal bilim çalışan hangi devirde olursa olsun ya da edip tarihçi hangi devirde olursa olsun patronaj olmadan işini yapamaz. Ama evet. yani adam burada şey diyor. Tamam diyor sen hobi olarak yine öv. Ama usulüyle öv tarih seni utançla anmasın. Ya dal kavukluğun bile bir adabı vardır demiş adam resmen yani. Evet. Onun bile bir yolu yordamı vardır. Artık onu bile açtınız diyor. Yaltırık devam iyi. ediyor musun? 12'den veya bir başka maddeden? Ee, Varsa böyle çok edeceğim. can alıcı bir şey. Mesela şeyde e, dur, ne dedi o? Ha, o devam edeyim ben. Böylesine hmm. abartmalar da kim hoşlanır ki? Yaladığı kolayca gösterebilecek övgülerle koltuklarını kabartmak olsa olsa büsbütün alıkların işidir. Hani bir takım çirkin erkeklerle acılacak kadınlar vardır, resimciye resimlerini ısmarlarken. Kuzup güzel olsun derler. Resimci tellerini pembeleştirir. Renklerde, Reklerde bol bol ak katarsa kendi üzerine de bir sevdik geleceğini sanırlar. Abartmalı övgüleri severler. İşte onlara benzer. Tarihçilerimizin çoğunu yaptığı da budur. Ancak bugünü kendi çıkarlarını yazdıkları tarihi kendilerine yaramasını düşünüyorlar. O gibilerden ne delili nefret etsen yeridir. Şiirin sen yazmış mesela. Onu tercih etmiş. Nefret hmm. etsen yeridir. Nurullah şöyle yazmış. Bugün için açıkça beceriksiz ve birer kişi, yarın için ise yalancı birer tanıktır onlar. Abartmadan kaçınmıyorlar, artık yazdıklarının bir de inanılmaz. Gene de tarihin ille eğlendirici olması isteniyorsa öteki yazın türlerinde doğru ile uzlaşacak bir takım bez bezekler bulunabilir. Ama tarihçilerin çoğu onları aldırmıyor, düşünmüyor. Onları tarihi büsbütün yabancısı olan şeylerle güzelleştirmeye kalkıyor. Yani burada da gene tarihi tarihe hizmet etmeyecek vasıtalarla güzelleşmeye karşı kalkışıyorlar. Bu işi bir bütün yani yapılmak istenenler amacından uzaklaştırıyor. Demek istiyorum. Peki size işte bir şey sormak şey istiyorum. Değil mi? Ha, sor sor. Evet. Yani burada benim ee, Nurullah Ataç bu metni çevirirken nasıl bu metne aykırı davranabilmiş? Ben yer yer aykırı davrandığını düşünüyorum. Orijinal metni bilmemekle beraber. Yani Üçüncü şöyle. Eski Türkçe kelimeler hiç uygun değil bağlamam. Yani o kelime seçimi cümle içerisinde bağlamına uygun kullanılmaması yani e, anlaşılmayacak bir noktaya getirmesi metni o kadar problem ki burada. Yani sen diyorsun ki metni çevirirken hiç aklına dank etmedi mi? Gerçekten e, dil kavramını bilmeyen insanlar değil bunlar. Tabii can, ki. Hele yani, de Nurullah Ataç yani. Bak dil kavramının dilin canlılığını, dilin evrimleşebileceğini, kelimelerin işlekliğini kaybedebileceğini bilmeyen insanlar değil bunlar. Ama işlek olmayan, artık unutulmuş adları sanları unutulmuş nesilleri tükenmiş bu kelimeleri kullanırken metnin Türkçeleştirmeye çabalarken aslında metninde anlatılan komik düşülen şeyleri yapmış olması bana çok acayip geldi. Metinin ana konusu diyor ki bunu yapma. Ama Nurullah Ataş bunu yapıyor metninde. Zorla bunu yapıyor ve metin zorlama bir metne dönüşüyor. Yani ben ee, Nurullah Ataş'tan çok... Okuması anlaşması, anlaması zorlaşmış gerçekten evet. Şok içinde dinliyorum ben metni dinlerken, okurken. Yani okurken kafamda çevirerek okuyorum ki... Hmm. Anlatabileyim derdimi diye. Çünkü yani şu an metin benim için e, içerikle hani içerikteki o e, kötü tarihçi... tiplemesin örneği bir metne dönüşüyor. Yani e, eski kelimeleri bulursun ve canlandırmaya çalışırsın. Bunu okey, okeyim. Unutulan dilimizde unutulan kelimeleri geri getirmeye de çalışırsın. Bunu bir tercih olarak tabii ki yapabilirsin ama. Bilmiyorum daha anlaşılır bir bağlamda yaparsan insanlara da daha iyi aktarmış olursun diye düşünüyorum. Yani ben bu seçime karşı olmamakla birlikte bu kadar yani bugün hiç kimse için bir şey ifade etmeyen Nurullah Ataç'ın bu çeviri yaptığı dönem için de geçerli. Yani hiç kimse için bir anlamı ifade etmeyen e, kelimeleri seçmek eğer seçtinse bari öyle bir bağlamda kullan ve açıklık ne bileyim yani. Neyse işte böyle evet. Kaçtan devam ediyoruz Ceren? Ee, kaçtan edelim? Şimdi bir dakika. Aldığım notlar. Benim sonraki aldığım nota 22'de. Ha dur. Ee, ha bir de şey söyleyecektim. Size de şey gibi gelmedi mi? Ee, zaten metnin devamında bence bu daha iyi anlaşılıyor da. Edebiyat yapmakla tarih yazmak arasında bir ayrım yapıyor adam aslında. Evet. Yani... Döneminin tarihçilerinin hep güzel sözler, süslü sözler kullanarak e, metnini daha böyle sürükleyici, daha e, belagatli mi diyeyim bir hale getirmeye çalıştığını, hani e, toplum içinde okunduğu zaman, çünkü yani milattan sonra ikinci Yüzyıldan bahsediyoruz, o dönemde de hala şey vardı, yazılan tarihlerin gerek saraylarda yüksek sesle gerek halk içinde zaman zaman yüksek sesle okunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hep şeyi eleştiriyor adam. Yani milletin hoşuna gidecek güzel sözler yazmak peşindesiniz. Allayıp pulluyorsunuz sürekli bir şeyleri diyor. Şimdi 16. maddeden devam ediyorum. Bir başkası diyor işte başka bir tarihçi tipini tasvir ediyor günü olayları günü gününe yazayım demiş. Yani kronolojik sıralama tutayım demiş. Ama öyle bayağı, öyle aşağı bir dille yazmış ki bir erin, bir işçinin yahut orduya katılmış bir satıcının kaleminden çıkmış sanırsın. Yani yüzde yüz doğru gibi yazıyor adam adeta gözüyle görmüş gibi. Ama bence o ötekiler gibi değil. Onu hoş gördüm daha başlangıçta kendisinin ne kişi olduğunu gösteriyor. Gençleri toplamış, onların sıraya konulup düzenlenmesini gelecek yüzyılın bilgilerine bırakmış. Bence bağışlanmaz bir suçu var onun. Metnine o çeşit yazıların kaldıramayacağı özenişli, pohpohlu bir at koymuş. Altıncı mızraklılar alayı hekimi, kolimorfosun, part savaşçıları, savaşları tarihleri demiş metnin adına. Demek ki aynı bu isimle o dönemde bir tarih yazmış birisi var. Doğrudan aslında o eseri ve onun yazarını eleştiriyor burada. Başına da bilgiçlik taslayarak bir önsöz eklemiş. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tarih yazmak hekime düşermiş. Buna göre tarih yazmak hekime düşermiş. Çünkü Asklepios Apollon tanrının oğluymuş. Apollon tanrı da Musa'ların önderiymiş. Bütün bilimlerin efendisiymiş. Bu biçim lakırdılar. İonya diliyle yazmaya başlamış. Sonra nereden estiyse halk diline dökmüş. Tıp diyor. Ee, sınama diyor. Şunu bunu diyor. Ama başka her yerde halk dilini kullanıyor. Sokak konuşmasına bile düştüğü oluyor. Burada da çok incelikli bir eleştiri var. Birden çok eleştiri var. Şimdi... E, tarih metni yazarken edebi bir roman yazıyormuş havasıyla hatta metiyeler düzüyormuş havasıyla yazanları eleştirdi. Çok pohpohlu yazıyorsunuz, ağlıyorsunuz, pulluyorsunuz. Bir de diyor başka bir grup tarihçi var, dönemin tarihçisi var. İşte eserine koyduğu ad bu, siz bilirsiniz onun kim olduğunu demeye getiriyor. O da diyor kronolojik bir sıralama yapmış altı üstü diyor. Ve sanki e, gözüyle görmüş kadar da emin yazmış diyor bir de çok bilgiç bir şekilde eserine ön söz yazmış. Diyor ki tarihçilik aslında doktorların işidir. Çünkü Asklepios Apollon tanrının oğludur. Asklepios tıp tanrısı. Yani tıp ve şifa tanrılarından bir tanesi ama o dönem en büyük kabul edileni. edileni. Tanrı Asklepios, Tanrı Apollon'un oğluymuş. Apollon da Musa'ların önderiymiş. Yani ilham verenler hani i̇lham yazılan, yani. şaire söyleyene ilham verenler o yüzden hani ne kadar diyor saçma bir mantık kurmuş onu anlatmaya çalışıyor. Asklepios tanrı Apollon'un oğlu diye o da Musa'ların önderi diye ne alaka hekimlerin tarih yazması diyor. Yani bu ne biçim bir e, mantıktır diyor. Ya bugün hala yani şunu tam Türkçeleştirsek anladığımız şekilde yazsak bu dönemde hala gideri var şu eleştirilerin yani. Sizin de karşınıza çıktı değil mi? Ee, ben de tarihi çok severim diyen hekimler benim karşıma çıktı birkaç defa. Ya hekimi Hekim, geçtim. Bir ton meslek örneği var. var. Var var ama hekimlerin bugün hala gerçekten tarihe çok ilgisi olduğunu ben biliyorum. Bu da güzel bir şey. E, ama de... aralarından bazıları var. <laughs> kendilerini aynı zamanda tarihçi zannediyorlar. Osmanlı döneminde bir söz var. Ya yani Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde tıp her şeyi çıkar. Arada bir de doktor çıkar derlermiş eskiler. <laughs> evet duymuştum. Ben de duymuştum. Ya şey var her. Aslında bu o kadar genç bir tabir ki yani e, her meslek grubunda şey vardır ya. Ya her meslek grubunu geçtim. Artık öyle bir haldeyiz ki e, otur bir Akraba meclisine otur, mutlaka senden daha talipsi bir insan vardır abla. Konuşabiliriz. Ay tabii canım, o her zaman her, Ve yerde her yer zaman ilerler. var. Bir de bunun okumuş cahilleri var, bir de okumuş cahile hürmet eden okumuş multi var. Evet maalesef maalesef. Ya bak yine hayatı inanç öfkemi kusacağım? Çok özür dilerim. <laughs> Ya bu adam avukat arkadaşlar. Bu adamın 9-10 cilt diye gördüm geçen. 9-10 cilt diva edebiyatı kitabı çıkartmış. Maşallah. Aa. Aa! Gördüm. Ve bilmem kaçıncı baskı. Ya yedi işte helal olsun. O adama da helal olsun. Onu dinleyen para veren kerizler varken o adama da helal olsun. Doldursun kesesini anasını satayım artık bu moda geldi ben de şey modundayım biz de aynı şeyi niye yapmıyoruz ya ben de tıp hakkında kitap yazayım o kadar popü, popülist bir söylemle dille yazayım öyle bir pazarlayayım ki tıpçı arayanlar bana gelsin abi mühendislik hakkında yazayım yol köprü yapmak mimarlık hakkında yazayım öyle popülist bir dille yazayım ki millet bana gelsin ama ne var bunların hiçbiri popüler değil bu insanların bir derdi de bu kendi yaptıkları iş bütün toplumu bu şekilde ilgilendirmiyor. Yani o yüzden tarih herkesin en iyi atıp tutabildiği bir alan haline geldi yani. Geçiyorlar karşına aa ben de tarihi çok severim deyip sonra sana başlıyorlar tarih anlatmaya. Sanki ilk defa duyuyormuşsun bunları gibi de dinlemeni bekliyorlar yani. Dinlemediğin zaman da egolu oluyorsun bilmem ne oluyorsun. Ama neyse hepimizin siniri bozuk. Öyle, öyle 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 öyle. Şimdi şimdi bazı adamlar çıktı. Adam güreşçi adam, pizzacı adam mitoloji yazıyor, mitoloji basıyor. Anlıyor musun? Evet evet. Yani şey oluyor. Flow diyen tarihçilik demek istiyorum buna. Twitter floatlarından tarihçiye dönüşen insanlar. <gülüyor> Artık <gülüyor> bu yeni bir tabir. Literatüre ben soktum bunu arkadaşlar az önce. Şimdi uydurdum. Sen ataştan da güzel uydurdum bu arada kelimeyi. Bu kadar neti floodyen tarihçilerimiz var. Yani e, tamam güzel anlatabilirsin. Tahkik etmek ayrı bir şeydir. Güzel anlatıcıysan otur kitap yaz kardeşim. Roman yaz değil mi? Roman, Roman yaz ya. Git yaz. yaz istediğini yaz baştan aşağı kimi kimin cebinden çıkartıyorsan çıkart. Yani Evet kimde sıra? Ben de değil ben sardım sıramı kelime uydurarak. Ben okuyamıyorum ya bunları. Ben, ben okuyayım Çok yorgunum ben şu an. Siz evet. okuyun. 34'ten devam ediyorum. Çünkü şey ondan sonra bir yasaları gibi saymaya başlıyor. Tarihçi daha, daha fazla <laughs> olmalı. <yani. gülüyor> ben diyorum ki 34 yani sayfa 400'de oluyor bu. Tamam açıyorum ben geldim 34'e. Ben diyorum ki iyi bir tarihçi olmak için kişinin kendisinden başlayacağı kendisi de iki yerden bulunması gerektir. Biri yurt yönetimi, politika işleri de bak öteki değiş açıklığı. Keşke Nurhan Ataş da biraz dikkat alsaymış diye değiş açıklığını. Yani. Bunların birincisi Vallahi öğretilmez. Ya. Kişiye doğuşundan vergidir. Değiş ise e, tebrillerle, bacanmalarla, bezbeden çalışmakla, eski yazarlara öykünmekle ilerletilebilir. Ama bu Bak için... işte bu cümle sıçmış Nurullah Taç'ın ağzına bu cümleyi kerteniz alıp da yapmış ne yapıyorsa. Yani. Ama bu iki yerde bir bu iki vergini yerini tutacak başka tutacak hiçbir şey yoktur. Ben ne desem ne yükler versem boştur. Benim bu küçücük eserim ustan, anlayıştan yani akıldan, anlayıştan yoksun doğanlara da o güçleri aşılarım demiyor ki. Böyle şeyleri değiştirivermek, kurşun, al, kurşun altın kalayı gümüş etmek Koronu, Titorbos'a, Siska, Leotrofides'i Milon'a benzetmek elimizde olsaydı öyle bir beceri edilebilseydik. Daha ne isterdik? Öyleyse yol göstermenin, öğütler vermenin değer yararlığı dokunur? Söyleyeyim. E, ee, değgin olduğu erdemleri yaratamaz. O erdemleri nasıl kullanılacağını bildirir. Yani bahsettiği değdiği erdemleri yaratamaz. O erdemleri nasıl kullanılacağını bildirir. Eee... Biz de böyle büyük, böyle çetin bir konuya uygulanacak yolu bulduk diyorsak onu her kişiye öğretebiliriz sanılmasın. Her önümüze geleni tarihçi ederiz demedik. Yaratılışından işte akıllı, yazı yazmayı eli atkın kimseye bulabileceğimiz yolları gösterir diyoruz. Onlara öğrenirse abacına daha çabuk daha kolaylıkla varır diyoruz. Uslu akıllı kişinin de bilmediği şeyleri öğrenmek için okula gitmesi uzluk etmesi gerekmez mi? Öğrenmeden de kitara ya, ya flüt çalmayı beceremez ya. Okula varmaz. İşinin eli bir kimsenin elinden geçmezse bir şey başaramaz. Oysa ki ustayla çalıştı bu kolayca öğrenir. Sonra çalgısını bir başında da çalar. Bize de dilediğimiz gibi bir öğrenci versinler. Anlayışı olsun. Anladığını söylemekte vergili olsun. Gözü keskin olsun. Yurdunun işlerini yönetmeye çağrılırsa başarabilecek bir kişi olsun. Askerlik nedir? Buyurmak. Erleri başına geçip götürmek nedir? Onu da bilsin. Ordu ortalarında bulunmuş. Askerleri nasıl yetiştirildiklerini, nasıl dizildiklerini görmüş olsun. Türlü sav savunma savutları, mancılıkları bilsin. Cephe düzenini kanat düzeninden ayırt ayı edebilsin. Yaya asker tümelleri, atlı tümelleri nasıl kurulur, dereden nereden alınır, cephe değiştirmek, kuşatmak ne demek hepsini öğrensin. Kısacası evlerden hiç çıkmamış. Ne bilirlerse hep başkalarından öğrenmiş. Kimselerden olmasın diyor. Tamam yani işte aynı şey. Az önce dediğim şey Wikipedia maddesini evinden hiç çıkmamış. Kaynak görmemiş. Ana kaynağı hiç ulaşmamış kişi bugün alıyor eline bir İslam maddesi açıyor. Bir Wikipedia maddesi açıyor. Oradan kopyalıyor, buradan kopyalıyor, ekşi sözlüğü kaynak kabul ediyor, yazıyor. Ben yine atlay atlay okumayı sürdüreyim mi? Arkadaşlar böyle ilgili önemli kısımları. Evet, evet abi baktı ben. 39. At... maddeyi bizzat okumayı istirham tamam, ediyorum hocam. 38'i tamam. 38 okuyayım o zaman, 38'i şu kısımda okuyayım. Ama her şeyden önce tarihçi, ya yani düşüncesinden bağımsız bir kişi olması gerektir. Tarihçi diyor yani. Her şeyden önce düşüncesinden bağımsız bir kişi olması gerektir. Kimseden korkmayacak. Kimseden korkmayacak. Kimseden bir umudu olmayacak. Yoksa ellerinize biraz para sıkıştırıldı mı şunu bunu dileğine hıncına araç olmaktan çekinmeyen yargıçlara döner. Gözü pek olmalıdır diye ikazda bulunuyor tarihçiye. Bilmem açıklamaya gerek var mı bu 38. maddeyi? Yok gerek yok ben. Evet. 39. Sizde hocam. Tarihçinin biricik ödevi şimdi ee, nasıl diyeyim? Lucianos'un tarihe gerçekten bir bilim gözüyle baktığı ve bence yani tarih biliminin modern anlamda kurucusu diyesim geldi adama şu metni okuduktan sonra. Yani hiç 19. yüzyılda falan aramayalım. milattan sonra 2. yüzyılda. Adıyaman Samsat'ta yaşamış bu Süryani beyefendi baya baya tarihi bilim gözüyle bakıyor. Yani ondan önce Herodot da hiç fena değildi bu arada. Hani Herodot'ta e, tarihçile böyle bir bakışı vardır gerçekten ama e, Lucianus Bey işi çok daha ileriye götürmüş. Çünkü onun dönemine gelene kadar bir sürü tarihi yazılmıştı ve kendisi Herodot'a özenen dönem tarihçilerini de eleştiriyor. Diyor ki aman diyor her biri olmuş birer Herodot. Her biri olmuş birer Xenophon diyor. Tamam mı? Şimdi 39. madde bence o yüzden muhteşem. Diyor ki tarihçinin biricik ödevi olayları oldukları gibi yazmaktır. İşte bu cümleyi bir de 19. yüzyıla ranke kurdu arkadaşlar yani. Ama... Arta Herhes'in hekimi olup da bu Arta Herhes de o dönemin acaba kralı mıdır, zengini midir bilmiyorum öyle birisi. İşte Arta Herhes'in hekimi olup da tarihinde onu övüp göklere çıkarmasının karşılığı olarak bir sırmalı üstlük, bir altın gerdanlık, bir de Nisalos atı bekliyorsa Arta Herhes'ten yapamaz o işi. Bir yanı tutmaya kalkmayan Xenophon gibi, Tukidides gibi olabilir mi o? Tarihçinin sevmediği kişiler bulunabilir. bilir. Yani şimdi buraya kadar anladınız. Yani olayları olduğu gibi yazmaktır tarihçinin işi diyor. Ama işte maddi beklentin varsa yapamazsın bunu diyor. Ahameli <Sessizlik> şu hanedanından İran hükümdarıymış. Evet, bir hükümdar belli ki. Burada hepinize yani size bana hani kültür yayıncılığı yapan tarih ve geçmiş hakkında konuşan herkese sorulan sorular. Şu padişahı seviyor musunuz? Bu padişahı seviyor musunuz? Hatta şöyle bir soru var. Osmanlı'yı seviyor musunuz? Bana her zaman çok saçma geldi. Çünkü sevmek sevmemek gibi bir durumumuz yok bizim. Yani olmaması gerekir. Bir tarihçi gördüğü zaman insanlar bunu seviyor musun diye aslında sormaması gerekir. Yani ama tabii tarihçinin ne iş yaptığını kavramak lazım onun için önce. Bir de bir sürü kötü örnek görüyor insanlar. Ondan da kaynaklanıyor. Burada sevmek tabirini Lukianus baya baya hani sempati duymak anlamında kullanmış. Bu, bu bağlamda sevmek diyor. Diyor ki tarihçinin sevmediği kişiler olabilir. Ama o yine de kamunun yani toplumun iyiliğini düşünür. Doğruyu kendi hınçlarından üstün tutar. Sevdiği kimseler de vardır. Ama sevdiklerinden birinin bir suçunu görürse onu da yazar. Dostunu korumaya kalkmaz. Bir daha söyleyeyim. Tarihçinin biricik ödevi budur bence. Tarih yazmaya kalkışan kişi yalnız doğruyu göz önünde bulunduracak. Doğrunun bilinmesine çalışacak. Başka bir kaygısı olmayacaktır. Kendisini dinleyenleri değil, kendisi göçtükten sonra gelip yazdıklarını okuyacak olanları düşünecektir. Biricik kural tam ölçü budur işte. Yani kendisini dinleyenleri dediğine döneminde tarihçi hali hazırda yaşarken o kitabın içerisinde yazdığı tarihin içerisinde başkaları dinlediği zaman mutlu olsun diye bir takım bilgiler bulunmamalı. Daha ileriye düşünmeli tarihçi. Yazdığı eser çünkü bilimsel bir eser olmalı. Hani gerçeklere dayanmalı, olanı olduğu gibi yazmalı ki kendi yaşadığı dönemde ondan bundan övgü almak, menfaat elde etmek gibi dertler peşine düşmek yerine asıl derdin peşine düşmeli. O da sonraki nesillere ne, neyin nasıl olduğunu anlatmak. Müthiş ya bence, müthiş yani. Ruhun şad olsun Lucianus diyorum. Değerli arkadaşlar. Yani keşke çiğ daha çok değer görseymiş. <laughs> evet. Yani ben yani. Yani şöyle. Ama kimse işine gelmiyor. Bu, Hiçbir dönemde hiç kimse. Bu gelmiyor. Bu ifadelerin bu kadar e, düzgün aktarıldı, düzgün. Ya sistematik koymuş ortaya adam. Diyor ki hmm. sen sen sınırlarını çizmiş. Yapması gerektiğini söylemiş. bunu o kadar Erken bir dönemde söylemiş ki, yani şimdiye kadar bu toprakların ürünü, bu coğrafyanın ürünü yazılı bir kaynak bırakmış artık arkasında sözlü bir gelenek bırakmamış, sözlü tarih gelinliği diye bir şey yok zaten. Sözlü gelenek ürünü olarak vermemiş ama ona rağmen biz okurken Aşık bile Menakıp tarih demek zorunda kalıyoruz. Tabi, hani. tabi. Ki yani işte Üzül varlığı yokluğu bile tartışma besar yani. Üzülüyorum Allahım. Ya bir şey diyeceğim varlığı yokluğu tartışılsa bile yani e budur yani olay en sonu bu. Yani. Olması gerekeni ne olduğunu daima herkes biliyor aslında ama işte e herkes buna uymuyor. İdeal olanı olması gerekeni yapmıyor. Hiçbir yani bütün konularda böyle. Tarihçilikte de bu böyle. Ya bugün düşünün. E, ben Moğollarla ilgili içerikler yapıyorum kendi kanalımda. Hiç beklemediğim bir şekilde e, gelen yorumlardan fark ettim ki Türkiye'de Moğol düşmanı insanlar oluşmuş. Hiçbir anlam veremedim. Ha. Sürekli Moğollara saydırıyorlar. O şey ya. Hatta işte Akdeniz'de <laughs> ha, Akdeniz'de <laughs> yaptığımız müzikli programların altına gelip vay sizi Moğol neleri özentileri mi Moğol hayranları bizim Moğol hayranı olmakla suçlayan insanlar falan peyda oldu bu ne ya dedim ne alaka dedim sonra dank etti ki bir takım propaganda dizilerinde sürekli Moğollar kötüleniyormuş Osmanlı'nın en büyük düşmanı falan olarak gösteriliyormuş oradan bileylenmişler Gelmişler benim kanaldaki mol içeriğinin altına yorum diye saydırıyorlar ve kendilerini o sırada çok vatansever hissediyorlar yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani. Ya insanlara sıra, neler yapıyor yani. Çok uzun süre şey bekleyen insanlar oldu ya o diziler öyle anlatılıyordu ki hani böyle böyle düşmanmış ve mutlak bir galibiyet olmuş ve e, Osmanlı galip gelmiş bana gelip şey soran çok kişi oluyordu. Ee, Osmanlı Moğolları nasıl yeniyor diye. <laughs> ne dedim? şey de dedi, yenmiyor dedim. Daha doğrusu evet. yene, yenemiyor dedim. Evet hiçbir zaman yenemediler. Orhan Gazi'ye kadar vergi veriyorlar. Dedim. Kırtlar, devam edecek misiniz? Yoksa ben ya, bence olurum. yani senin okumak diyeyim. istediğin bir madde varsa oku dinleyelim yaltırık yoksa şöyle, benim için bu kadar yeterli. Şöyle benim için de aynı. E kısa kısa değineceğim kısımlar var. Tarihçi dedi. Dur. Nereye işaret koymuştu? Yani dağlık dağlık okuyayım ben. Bazı kısa cümleleri var çünkü nokta atışı diyebileceğim. Tarihçi anlatacağı olayları da öyle gelişi güzel söyleyi bebeli. Olayları iyi de iyi incelemeli, uğraşarak bir sıraya koymalı. Bak sınıflandırmadan bahsediyor adam. 1800 yıl önce. Evet. Kendi gözleriyle görmüş ayrıntıları seçerek bakabilmişse daha iyi yok kendi gözleriyle görmediyse yani ikinci üçüncü kaynaktan fayda alıyorsa sözlerine inanılacak yakınlarına ya sevgililerine kapılarak kendilerinden katmaya kimi yerleri de örtbas etmeye kalkışmayacak kimselerden dilemiş olmalıdır. İşte tarihçi en büyük ustaları burada gösterecek diledikleri arasında neye inanılıp neye inanılmayacağını seçecek doğruya yakın olanı bulup çıkaracaktır. Tarihçinin her şeyden önce kebis, parlak, göbeğe göbeği yetkin bir gözlüğe, yani gözleme benzemesi, gözlüğe şey, merceğe benzemesi gerektir. Olaylar kendisi de nasıl belirliyor, belirli, belirli belirliyorsa öylece bir yerleri değiştirmeden, renkleri, biçimlerini bozmadan yankılayacaktır. Tarihçi e Gökçe yazın ustası gibi değildir. O olmuş şeyleri, ya yani Gökçe yazın ustası dediği muhtemelen ilhamla yazarını kastediyor. O olmuş şeyleri anlatıyor. Oldukları gibi söylemesi yeter. Bir sıraya koysun bildirsin. Ne söyleyeceğini değil nasıl söyleyeceğini arayacak. Doğrusu tarihçi. Ben tarih yazmak için Fidas'ın, Prahiteles'in, Alcaberos'un yaptığını yaparsam yeter de bilir. O büyük sanat erleri, işledikleri altını, gümüşü, fil dişini, öteki özdekleri kendileri bir yaratmışlar? Ellerinin altında onları hazır bularak bulurlarmış. Altını da gümüşü de fil dişi de öteki özdekleri de onlara ele alırlar, e, atılanlar Assyriyalılar getirdiler kendileri onlara ancak bir biçim verirlerdi. Bütün yazılacak aldatılacak olayları topladıktan sonra tarihçi konusunun açıklamalardan geçebileceğini inanıyorsa özsözsüz de başlayabilir. Gene de ne söyleyeceğini kısaca açıklaması iyi olur. Kısalık her yerde iyidir. Hele kişinin diyeceği çok olursa büsbütün gereklidir. Ancak kısalığı sözleri cümleleri kısarak elde etmeye çalışmak doğru değildir. Tarihçi küçük şeyleri öyle pek gerekli olmayan şeyleri çabucak geçip büyük olaylar üzerinde durmalıdır. Yani birçok şeyleri aldatmayı başarmalıdır. Övmekte de yerbekte de ileri gitme ılımlı olmaya çalış. İleri gitme ılımlı olmaya çalış. Kılı kırk yarmaya boşuna kavga çıkartmaya kalkma. Övgülerin de yergilerin de bir dayanağı olsun. Sırası değilken öyle şeylere yeltenme. Düşün ki yargı çöründe değilsin. Yoksa sen de tofa bombası dönersin. O kime anlatsa hemen kötüle bir kalkar. Ta geçmişini kurcalar. Bin türlü şeyler anlatır. Sanki tarihçi değildir de savcılık eder. Olur ki tarih anlatırken önüne bir masal çıkar. Söyle onu da. Ancak doğruluğuna tanık etmeye kalkma. Sen onu dinleyenlere okuyanlara ıı, aktar. Bırak. Onlar ister inanırlar ister inanmazlar. Sen karışma. Sorunu üzerine alma. Bir yana eğilme. Sana bir daha söylüyorum. Sakın aklından çıkarma. Sen bugünü düşünerek çağdaşların alkışlasın. Seni en üstünde tutsunlar diye yazmayacaksın. Bugünü bırak da gözlerini gelecek yüzyıla dik. Gelecek kuşaklar için yaz. Ödüllü onlardan bekle. Senin için bir kişi gerçekten özgürmüş. Her şeyi olduğu gibi söylüyor. Kimseye yaranmaya kalkmıyor. Kimseye kulluk etmiyor. Doğrudu ta kendisiymiş desinler. Aklı varsa uslu bir akıllı bir kişiysen böyle bir övgüyü bugün o pek geçici umutların hepsinden de üstü tutarsın. Burada çok güzel bir benzetme kullanıyor. Krediyalı ünlü bir imarın ne yaptığını bilirsin. Deniz yolcularının Paratonya'da düşmeleri de önlemek için Faros'a koca bir küle, dik dikmiş. Faros muhtemelen Faros bu Deniz kulesi. Bugünkü Faros Fener kelimesinin de geldiği kendi sanırım. Hmm. <laughs> da büyük en güzel yapıtı işte odur. Faratorya çok tehlikeli bir yermiş. Oradaki kayalıklar arasına giren bir daha kurtulamazmış. Kridiyalı mimar o kuleyi diktikten sonra taşların üzerine kendi adını yazmış. Sonra üzerine sıvayla örtüp o çağda saltanat süren kralın adını yazmış. Arası çok geçmeden ee, düşündüğü olmuş. Sıva dökülü vermiş. Altından mimarın kendi adı görünmüş. Kridiyalı Dehifadesi doğulu Sosatos'ta deniz yolcuları kurtarıcısı tanrılara yaşadığı günleri kendisini kısa ömrü değil bizim yaşadığımız günleri gelecek yüzyılları düşünüyormuş. Kulesi yıkılmadan durdukça onun ustalığına tanık edecek adını da unutturmayacaktır. İşte böyle yazılmalıdır tarih. Tarihçi kendini doğruya bağlamalı, çağdaşlara yaranmaya çalışacağına gelecekten umut beslemelidir. Gerçek tarihi kuralı yasası işte budur diye öğütte bulunmuş şu noktaya ben parmak basmak istiyorum diyor ya bir kişi bu kişi bir kişi gerçekten özgürmüş her şeyi olduğu gibi söylüyor kimseye yaranmaya kalkmıyor kimseye kulluk etmiyor doğrusunun tam ta kendisiymiş abi çok güzel ideal gibi geldi bana ama yani o kadar şey ki yani yerine getiremeyeceğim bir kişi ki bu biraz da bence insanları bu tarz şeyden alıkoyan bu Anlamadım. Ne yaparsak kimse ne yaparsak yapalım herkese yaranamayacağız. Ha tabii ki. Evet onu en baştan kabul etmen gerekiyor. Yani onu en baştan kabul etmen gerekiyor ya. E yani zaten sen, birisine yaranmak oh. gibi bir derdin varsa hayır saktan, yani baştan kaybetmişsin. yazdığı Kimse şeyden... kimse yaranmayı gö gözün hani kimseye yaranma hissiyatında bulunmayıp o amaçla yola çıkmayıp yine de yaptığı harikulade, mükemmel değil ama harikulade işlerinden taşlanan tarihçiler var bugün. Hmm. Demin yani yorumlarda yorumlarda bir de gözüme şey çarptı. Tarih işte yorumlanmadan ya burada böyle vurgulamış yazar ama şimdi tarih ister istemez sözel bir disiplin olduğu için ister istemez yorum analiz gerekiyor. Yani biz çünkü yoksa belgeyi Tarihi bırakır kaçarız yani. Var. Önemli olan yorum burada e, tarih yazmalıyız ki hiçbir şey. Vasıtaları hiçbir şey zaten. vasıtaları düzgün kullanma. Yani yerde metodoloji Kim diyor, yani olaylar ve olgular arasında bir izleyici diyor ki şu an tarihe yorum katmak ne kadar doğru? İşte sanat tamamen yorumdur. Tarihi böyle görebilir miyiz? Tarihi böyle görenler de var. Tarih bilim değildir diyenler de var ama biz tarihçi olarak bilim olduğunu düşünüyoruz elbette yani ve bu bunun, bunun metotlarına uygun bir şekilde bunu çalışmaya çalışıyoruz. Tarihin yani. bilimle alakası olmadığını, tamamen bir inşa faaliyeti olduğunu, geçmişin asla bilinemeyeceğini söyleyen postmodernist bir görüş de var. Bunu da biliyoruz. Ama bu benim için safsata açıkçası. Yani böyle bir şey yok. Tarih bilinebilir. Belge varsa, kaynak varsa bilinebilir. Belge yoksa, kaynak yoksa sadece akıl yürütebiliriz başka başka şeylere bakarak. Zaten yani. bir iyi, iyi bir tarihçi, iyi bir edebiyatçı zaten şey edip yazar demiyorum edebiyatçı yine metin inceleyen kişi. Yani bunun iyisi elindeki kaynağı doğru yorumlayan, doğru tespitleri çıkartabilen kişi zaten. Hani o yüzden evet. yoruma bağlı olmak zorundasın. Şey değilsin. Tabi. ayakları yere basan yorumlar aslında. Tabii. İhtiyacımız yani, olan şey. Ona da zaten iyi temellendirilmiş argüman diyoruz. İyi temellendirilmiş argümanlar eşittir. Senin yaptığın yorum aslında. Olaylar, olgular arasında nedensellik bağları kur, kurmak, neyin neyle etkileşim halinde olduğunu e, ortaya çıkarmak. Bizim hmm. yaptığımız iş bu açıkçası ve bunu çok başarıyla icra etmiş bir sürü tarihçi var bugüne kadar gelmiş geçmiş. Dolayısıyla bu yapıla, yapılabilen bir şey. E, yoruma da açık her zaman, herkesin yorumuna açık. Yeter ki belgelerden, kaynaklardan haberdar ol. O belgelerin, o kaynakların iyi kötü dillerini bil ve aralarında temellendirilmiş bağlantılar kur. Yani yaptığımız şey aslında temelde bu yani. <laughs> Tarihin tip notları, gizli tarih, arka odası, gizlenen tarih, e, bilmem ne tarihi, hazinesi. Bunların alayını gördüğünüz kitapları bir kenara koyabilirsiniz. En azından iki defa düşünmeden yani... Ee, hakkında yorum okumadan almanızı tavsiye etmeler. Şey adam, hariç, boğulları, boğulları gizli tarihçisi hariç. O kaynağı gerçek orijinal ismi evet. Oynuyor. Gizli tarihçi diyor boğullar. Hani <laughs> gizli tarihçisi... Yani... Evet, bilinmiyor tabii. Çok bilinmediği zaman yanlış anlaşılabiliyor. Ya yani onu biliyorum şey eseri de biliyorum okumadım ama orijinal eserini de biliyorum. Yani çok fake isim gibi geliyor benim kulağıma yine ama. Bana bir yani şey var. kaynak o yani çağrışımı çok mi? fake isim gibi geliyor şey var mesela Osmanlı'da da sürekli kitap isimleri öyle biliyor musun Dürrü Meknun gizli inciler hani yani hmm. şey böyle ne derler e, Ken Havasın Havaz, Havaz hazineleri <laughs> yani insanın hep bilinmeyene merakını gıdıklayan Akamri ve fantazya ihtiyacını yapalım. karşılayan türde şeyler yani yani böyle fantazya, ama bu clickbait diyorlar ya şimdi internette. Öyle bir şey yaptı ki diyorlar. Ha. Ya gerisi yok. Hani tıkla, bak. Hani birazcık insanın böyle içinde de var. Edip yazan insanın, ee, kalem tutan insanın böyle okuma marusun ürünü gibi geliyor biraz bana. Ama yani ucuz numaralarında... da kaçıyorlar. Çok ucuz eserler bunu çok daha fazla yapıyorlar. Moğolların gizli tarihi hariçmiş arkadaşlar. Onu okuyabilirsiniz. Teşekkürler. <gülüyor> Bu kaylakçı bolda, özgür kaylakçı özellikle. Behbet Levent Kaya çevirisi sizler okuyorum Bolca çevirmiştir orada. Bir de Ahmet Temir çevirisi var. O Albacada yapılan bir çeviri, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan. Bayağı zorluyor insanın okuması Ahmet Temir çevirisi ve böyle burada bir yanlış mı var falan oluyorsun okurken. Galiba biz e, yayın kısmını bitirdik. Bundan sonra muhabbet kısmına geçeceğiz evet. biraz. Evet. herhalde öyle görünüyor. Evet, evet. Yani çünkü ben okurken metni ağlıyor ağladım içime doğru biliyor musun? <laughs> Yormuş seni gerçekten metin. Gerçekten ya. Hayır, Niye hayır, yor... ya, bu kim ya? Bunu kim çevirmiş falan oldum. metin gerçekten o şekilde yorucu ama şu da var. Ya gerçekten bunları düşünen insanlar varmış ve gerçekten kimse uygulamamış. Yani düşürdü yani o adamı yani bunları düşünmüşler, uygulamış da diye ağlayasım geldi içimden ya. Oturup ağlayacaktım neredeyse. Bu kadar hamaseti benim içim kaldırmıyor. Ya bu ya 20 yıllık bir meseleden 30 yıllık bir meseleden bahsetmiyorum ya. 2000 yıllık hamasetten bahsediyorum. Çok komik değil mi ya? Öyle ve bitmedi işte yani. Bugün artarak devam ediyor. Son yıllarda tarih algımız ciddi şekilde hasar gördü. Yani en azından toplumun ciddi bir kesiminin. Oradan buradan abuk subuk şeyler duyuyorlar. Geliyorlar bize soruyorlar. Böyle sinir krizi geçiriyoruz. Allah'ım bunu da mı söyleyen çıktı falan diye. En vay çeşit saçmalık. E, i̇ki hafta sonra e, benim kanalda olacak. Artık? Ben deyiz. Ben evet, evet. e, İki hafta sonra ben de gelin birazcık safsataları konuşalım. Ne dersiniz? kanallarımıza gelen abuk subuk yorumlar üzerinden ne dersiniz evet. çok tatlı evet. olmaz mı ben doğan şeyler e, benim kadı sicillerinden ilginç ilgi çolar toplarım o da okuruz beni, beni zaten sana sana, gel, sana yaklaşık bir ay daha var gelmesi. Ay, Sen iyi. o zaman da bol bol çalışırsın i̇yi. iki hafta sonra Ceren abla da iki haftada ben de var altı hafta gibi bir sürem var Tam şu yani anda. bir şeye hazırlanmaya gerek yok zaten ekrana e, yansıttığım veya okuduğum zaman Beraberce hangır hangır güleceğiz yani. Olur, okuruz, olur, okuruz, olur, okuruz, olur, 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 olur. Var ya yani, senin kanalları seviyorum, senin kanalın yorumlarını seviyorum ben öyle. Ben ekrana öyle. da yansıtmak istiyorum. İnsanlar gözüyle evet. görsün istiyorum. Çünkü Re rencide etmeyelim. Yani. Yok. Rencide etmeyelim. Video ismi i̇simlerini kapatacağım, insanların isimlerini kapatacağım. Sadece yorumları okuyacağız. Çünkü bizim derdimiz kişilerle değil. Kafa o kişilerin maruz kaldığı zihniyetlerle yani. Veya benimsedikleri zihniyetlerle. Arkadaşlar bu arada burası sen ne diyorsun değil yorum mu okunsun diye gidip şimdiden saçma sapan yorumlar yapmayın hiçbir video Yok altında. be kimse <laughs> <var>. Onu, şey. <laughs> onları okumayız haberiniz olsun. <laughs> Baştan yarıyım. Yok benim hali hazırda arşivim var zaten. Oh, ne be. diyorsun? Sen topluyor musun onları? Aha. 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 Elbette size Aha. de çok tavsiye ederim. Toplayın. Ben siliyorum benim ben, ben milleti siliyorum. Asabı bozulması milleti diye kaldırıyorum ben onları. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bana hiç kötü yorum yapan olmadı biliyor musun şimdiye kadar? Çok e mutluyum. Canım, sen daha YouTube'a yeni geldin. Yeni sana olsun, saniye. olsun Dur, Bir sene bir geçsin saniye. bakalım neler olacak. E bir sene oldu Nisan'ın birinde YouTube kanalımın seni devriyesi var arkadaşlar. Ama YouTube evet. kanalı sen daha yeni yeni bir şeyler atmaya başladın. Açmışın orada kalmış. Arkadaşlar Nisan'ın birinde seni devriyen var. <laughs> <laughs> Zikir çekeceğiz. <laughs> Aa, YouTube birinci senesinde diye ben Nisan'ın birinde şey açayım. Sohbet yayını açayım YouTube'dan tek. Harika Güzel fikir. olur. Güzel olur. Bakalım. Diyor ki Mehmet çette chatte Ceren Sungur'a aşık olanlar. Hayır hayır, hayır onlardan hayır. bahsetmiyorum. Hayır. Öyle saçın öyle başını öyle diyenlerden bahsetmiyorum. Mesela gelip ee, Osman Gazi diye biri yok Osmanlı Devleti diye biri yok bir, bir devlet yok neden insanları kandırıyorsunuz mesela yorumlardan bir tanesi bu arkadaşlar bu tarz yorumlardan yola çıkarak bayağı bir eğleneceğiz bence ya şeyleri ben şimdi benim kat senin kanalda benim olduğum videoların yorumlarına sistematik olarak girip bakıyorum birkaç haftada bir. Heh. Yeni yorum gelmiş. Ben de sana yani. onu hatırlatacaktım. de yaptığımız İslam literatüründe çok güzel cinler, yorumlar var ya. Çok güzel yorumlar var. Bir, bir tane kadar il... da dangalakça yorumlar var. E dangalakça yorumlar zaten şey kısmı ne derler? 20 bu asırda 2020 yılında cin mi konuşuluyor hebele, hebele o bütün yorumlar öyle. Bir de bazı yorumlar var şey diyor. Ee, mesela bir ilahiyatçı bir arkadaş gelmiş, yorum yapmış. Diyor ki böyle videoya girerken işte yine de apır sapır konuşmuşlar cinlerle ilgili diye girdim. Kaynaklara bağlı kalarak tane tane anlatmışsınız. Çok teşekkür ederim. Beden yazmışlar. Onları okudukça şevke geliyor insan böyle. Ya, ha, benim kanalım çok ilahiyatçı takipçisi var. Ve benim takıldığım bir sürü nokta oluyor. Sonuçta teolog değilim, bir şey değilim. Evet. Burada ne, neden bir istenmiş olabilir ya bir... Varsa aramızda bir ilahiyatçı açıklayabilir mi diyorum. Sağ olsunlar. Bir güzel açıklıyorlar yani. Hakikaten o da apayrı bir alan yani. İslam tarihi bileceksin, onu bunu bileceksin. Kesin, kesinlikle, kesinlikle. Kıkı, Ve İslam kera, tarihi. tarihi işin içine giriyor. Yani evet şey, evet, bir şey bileceksin. Şey kısmı var. İslam tarihinin büyük bir kısmı yazılı tarih. Hı hı. Araplar çünkü Türkler kadar geç ulaşmadı kitaba. Ee, ve o yüzden çok fazla ayrıntısı, çok fazla dalı budağı var Arap tarihlerinin. Yani derya o, o bölgesi, işin o kısmı İslam İslam tarihi, İslam Arap dünyası, İslam tarihi dünyası çok muazzam dallı budaklı bir yere gidiyor. Çok in, derinle inersen. Evet, o başka bir uzmanlık alanı yani ee, aslında toplumda şey de çok ilahiyatla alakalı konularda meraklı olan insan da çok. Özellikle tabii son yıllarda din konusunda insanlar tekrar bir düşünüyor, bir şeyleri anlamaya çalışıyor. Mesela onlar da tarihçilere soruyorlar. Başka muhatap göremiyorlar muhtemelen. Ee, o yüzden ben mesela sık sık şey demek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar ben ilahiyatçı değilim, bilmiyorum o konuları. Evet onu ben de çok Bilseysen biliyorum. Yani bunun asıl muhatabı ilahiyatçılar onlara sormanız gerekir falan dememiz gerekiyor. Ben mesela çok fazla peygamberler tarihine girdiği için divan edebiyatın konularında şey yapmak zorunda kalıyorum o senin yaptığın o kalkanı ben de çekmek zorunda kalıyorum. Ben ilahiyatçı değilim ben sadece elimdeki metni okuyup anlamaya, anlatmaya çalışıyorum diye. Yoksa Molla falan Hoş. Böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet evet. Ya adım da ya, Molla ya. Herkes bir evet yana yani. ilahiyatçı zannedildim ben çok fazla. E tabi tabi. Chat'te bir arkadaş diyor ki babam her gün başka bir şeyi aslında Osmanlı icat etti diye Instagram postu göstermeye evet, geliyor. Bizim muhteşem Birkaç bu. Birkaç gün önce Denizaltı'yı Osmanlı'nın icat ettiğini öğrendim diyor. E, bu arada o doğru galiba. Tahtıravan şey. neydi? Tahter, tahter bahir, bahir ama diye şöyle, Evliya e, 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 Çelebi değil tabii ki de e, şey değil. E, değil, e, yani. de değil. E, bu festelliğlik labelerden biri de geçiyor. Suda böyle bir bir şeyin, bir denizaltı çıkıyor, kırılın... ce, ce, cani canavarı çıkıyor, ağzını açıp kapatıyor böyle dansçıları yutuyor falan. Öyle bir tasvir var. Bunu bir denizaltı dermesi olduğu düşünülüyor. Ya bildiğimiz denizaltı evet. gibi değil bu. Sadece e, hava alarak. Hani hava alarak suyu dibinde bir, biraz batmış irice bir kayıt ya da tekne diye düşünebiliriz yani bunu. O şekilde evet yani. Zaten onun üstünde imkanı yok yani döneminde. Yani deneme olarak da yani Lagari'de roketle uçan ilk insan diyoruz. Roket miydi yani altındaki gerçekten? Marut, marut macunuyla. Ya bir de yine ben Evliya Çelebi Seyahat Davesi'ni okumadım ama Evliya Çelebi Seyahat Davesi'nden hareketli bir çizgi roman serisi hazırlanmıştı. 90'lar ha. gibi. 90'lar gibi hazırlanmış çok bilinmeyen bir seri bu. Bizim kütüphanede birkaç nüshası vardı Beykent Koleji'nde. Edirne'de. 20 yıl önce falan 21 yıl önce. Orada bir tane okuduğumu hatırlıyorum. Bir sayısında şey vardı. Azak denizindeki bu kefe şeyi anlatıyor işte bu cerevizleri. bunları bir tür diyor suda giden diyor tekneleri vardı diyor. Su diyor şey yaparlardı diyor. Şey benzin bir tür neft ya bırakırlardı denize diyor. Sonra bunu yakarlardı. Öyle bir anlatmış ki çizer de şey gibi bir tür denizaltı gibi çizmiş onu. Ama hmm. Evliya Çelebi'nin Hiçbir yerde ben şimdiki okumalarımda rastlamadım. Yani bu şekilde zikredildi. Evliya Çelebi'de çıkmıyor galiba bu ikinci Mahmut gibi o dönem parçalarından birisinin kızının doğum gününde 8. yaş öyle bir değişik bir kutlama evet, var. Evet, yani. Ya kızının ya da oğlunun sünnet düğünü yani surnamelerde geçiyor bu yani. Şeyde geçiyor şölen şeyleri var ya anlatılan eserler eski edebiyat eserleri onlardan birinde geçiyor Tahtel Bahir diye ama ben de kaynağını hatırlamıyorum şu an. Hmm. Üçüncü Ahmet'in lale devri zamanı. Üçüncü Ahmet'in oğullarının sünnet töreninde. Lale devrinde. Üçüncü Ahmet lale devri. Parça. Bir yandan yayın yapıyorlar bir yandan chatte milletle atışıyorlar yani. Ne kadar beceriklisiniz siz sevgili yayın arkadaşlarım. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Ay. Deniz Altın'ın kitabı Hiyel'de İhsan Oktay da çok güzel Hı. anlatmıştı. Okumadım abi. Tahtel Bahir. Yani süt, 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 <laughs> dedim abi. Ay Arkadankin. hadi yine kapatıp bir yerlerde toplanıp dedikodu yapalım ya. Kendi aramızda dedikodular yapalım. Öyle mi? Da, abla hallederiz. onu. Dur şimdi herkese herkes açık söyleme. Nerede nerede diyecekler. Yok yani WhatsApp grubumuzda falan. Aynen öyle bence de çok haklısınız. Bu, bunu yapalım. Ee, arkadaşlar sorusu olan var mı? E ben yayın kapatma moduna gelelim. E ya çünkü videonun da zamanı uzadıkça milletin tıklama Hı. sayısı da azalıyor. Evet evet. Yani izleme süresi bölünüyor bu sefer girişten. Hadi çıkardım. kavga edin dendi bize. Hadi kavga edin. Kavgamızı sizin önünüzde etmeyiz. Abi, arkadaşlar bizim Ceren abla ile de Mehmet abi benim kavga edecek hamdolsun. Allah nazardan saklasın, nazar edeni iki parça ederim ağzı yatarım. <laughs> Bakın Mehmet abiyle tartışacak konumuz haşa hiç olmadı şimdiye kadar amda olsun. Ya da bak biz Mehmet abiyle ters düştüğümüz çok konu oldu. Ama şöyle ben fikrimi söyledim o fikrini söyledi. Sonra birbirimizin fikrinden nemalandık bitti. Normal insanlar Normal gibi. Normal yani medeni insanlar gibi. Çünkü Mehmet abi konuşuruz. yani abi ben böyle düşünmüyorum ya da ben o zaten söyledim. zaten yaltırıkla da. kavga edebilmek için bayağı iğrenç bir insan olmak lazım. Yaltırık mümkün Al. değil kavga etmez kimseyle yani, sen ne ederler de yaltırıkla mı edemezler demek istiyorsun yaltırık sen benden çok daha tahammüllü ve nasıl diyeyim doğru ben davranabilen daha... bir insan twitter'da falan çok nadir öyle kavgaya şey oluyor ama çok nadir çok nadir yani parmakla Kahraman seyredecek neden kadar ben, sen insan gibi efendi gibi atışıyorsun benim yani, tetem atıyor yani ben twitter'da kavga etmeyi sevmem ama kavga etmek istedim de hoş köpek diye dalıyorum. <laughs> <tarafından. gülüyor> Ay çok sevdiğim bir tarzdır ya. <laughs> yani çok o yüzden. Ayşe hocam yakaladı yine beni. Öğretmen ders bitirme repliği. Sorunuz var mı? Anlamadığınız bir yer? Ne yapayım? Alışmış kudurmuştan beterdir. Öyle söylüyorum. Kumantaya bak fitness alıyor. Ezelkaya giderken seni almamışlar. Şeylerde baba askere gidiyor evet. kumantay, kumantay askere gidiyor, Cumartesi almış biletini. Güle güle Kumantay. Ay Görüşmek bu cumartesi hem de. Evet. Aa. Öyle. Sağlam git sağlam gel evladım. Ceren ablayla da tek bir kavgam olur benim. Şamanizm din midir kavgası. Onda da ulema itilafa düştü deyip kapatıyoruz. <gülüyor> 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 Ama ikimizde de böyle acayip. Hani Seda anlaşma potansiyeli evet. var. Bak ben şamanizme girdikten sonra yemin ediyorum üstüne girmiş bir kadın... <laughs> <laughs> Bir circulik <türkolek> olarak. <laughs> Ay Allah. Im. Neyse hadi seyirci iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bizlerle olduğun. YouTube'dan tıklıyorum diyorum. Sonra o OBS'i de ya OBS'i kapat YouTube'u kapatar. Tamam. Otur. Yaltırı konuşturmadık yaltırı. Aldım ya, konuştum ben. Konuştum ben de ya. Hı. Ne olacak? Böyle salıdan tamam. salıya konuşuyorlar zaten. <laughs> <Dur, gülüyor> Kapatıyor Bey'i. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.